Merhaba sevgili öğrencilerim. Yine farklı bir konuyla karşınızdayım. Dersimiz hayat bilgisi. Konumuz farklı ülkelerden gelen insanlarla bir arada yaşıyoruz. Biliyorsunuz bundan önceki dersimizde ülkemizin genel özelliklerinden bahsetmiştik. Bayrağımızı, Atatürk'ümüzü, başkentimizi, cumhuriyetimizi konuşmuştuk. Şimdi de en büyük özelliklerimizden biri de, Türk milletinin en büyük özelliklerinden biri de yardımseverliği ve misafirperverliğidir çocuklar. Misafirperver ne demek? Evine misafirlerin gelip gitmesini çok seven, onlara hizmet etmeyi çok seven insanlara misafirperver denir. Bir de çocuklar, bizim ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının dışında komşu ülkelerimiz vardır bizim. O komşu ülkelerle birlikte alışveriş yaparız, ithalat, ihracat yaparız. İlişkilerimiz devam eder. O ülkelerle arkadaşlık yaparız. Orada bizim arkadaşlarımız vardır. Onlar bize gelirler, giderler. Biz onlara gelip gideriz. Karşılıklı ticaret yaparız. Ama bazen de sınırlarımızın dışındaki bu komşularımızda her şey iyi gitmeyebilir. Bazen bir savaş çıkabilir çocuklar o ülkelerde. O ülkelerde yaşayan, savaşa maruz kalan, savaşla karşılaşan insanlar, o insanların çocukları o ülkeden göç etmek zorunda kalırlar. İşte o zaman onlar göç etmek zorunda kaldıklarında bizim ülkemiz onlara kucak açar. Çünkü bizim ülkemizin en güzel özelliklerinden birisi de yardımsever olması ve misafirperver olmamızdır. Şimdi bu konuyla ilgili okul isteğimizde yapılan anlatımları ve çalışmaları birlikte yapalım, izleyelim. Birlikte değerlendirelim. Hayat bilgisi dersi sırasında dikkatlice öğretmenimizi dinlerken birden sınıfımızın kapısı çalındı. Müdür yardımcısı Dilek Hanım gelmişti ve yanında bir aile vardı. Dilek Hanım dersimizi böldüğü için öğretmenimizden özür dileyerek sınıfımıza yeni bir öğrencinin katılacağını söyledi. Öğretmenimiz yeni gelen arkadaşımızın ailesiyle tanıştı. Ailesi gittikten sonra sıra bizim yeni arkadaşımızla tanışmaya gelmişti. Başka bir ülkeden gelen biriyle tanışıp arkadaşlık yapacağım için çok heyecanlanmıştım. Birçok soru sormak istiyordum. Bugün aramıza yeni bir arkadaşınız katıldı. Birazdan kendisini bizlere tanıtacak. Birbirinizi rahatlıkla anlayabilirsiniz. Çünkü arkadaşınız Türkçe konuşmasını biliyor. İnsanlar kimi zaman isteyerek, kimi zaman da zorunlu oldukları için ülkelerinden ayrılabilirler. Örneğin başka bir ülkede okumak, çalışmak veya savaş olması gibi durumlarda yaşadığımız ülkeden göç edebiliriz. Biz yardımsever ve misafirperver bir ülkeyiz. Farklı ülkelerden gelen insanlara hoşgörülü olur, rahat etmeleri için elimizden geleni yaparız. Şimdi arkadaşınızla tanışalım. Benim adım Ela. Türkiye'ye başka bir ülkeden geldim. Sizlerle birlikte oyunlar oynayıp dersleri dinlemek istiyorum. Merhaba Ela. Benim adım Ege. Ülkemize ve ayrıca sınıfımıza hoş geldin. Seninle tanıştığıma çok sevindim. Öğretmenim, Ela arkadaşımızın kıyafeti neden bizimki gibi değil? Dünyada yaşayan bütün insanların kıyafete, yiyeceğe ve barınacakları bir eve ihtiyaçları vardır. Her ülkenin kendilerine özel kıyafetleri, yemekleri, bayramları, dilleri veya oyunları olur. Ülkemize göç eden kişilerden bunları görerek bizler de değişik kültürleri tanırız. Öğretmenimiz Ela'yı sırasına oturttuktan sonra zil çaldı. Ela'ya yardımcı olmak için ona okulumuzu gezdirdik. Oyunlar oynadık. Yemek saatinde annesinin yaptığı börekten bize ikram etti. Tadını çok beğenmiştim. Biz de ona kendi yiyeceklerimizden verdik. Farklı ülkelerde yaşayan insanlardan yeni şeyler öğrenmek çok hoşuma gitmişti. Ela ile ilk günden çok iyi arkadaş olmuştuk. Sizlerin de çevresinde farklı ülkelerden gelen kişiler var mı?
göç etmiş insanlardan neler öğrendiniz? Şimdi söylediklerinizi duyuyor gibiyimdir. Annelerinizin, babalarınızın mutlaka diğer ülkelerden göç etmiş arkadaşları, çalıştıkları iş yerlerinde yine göçmen arkadaşları, oturduğunuz apartmanlarda yine göçmen arkadaşları vardır. Bunlardan çok şeyler öğreniriz biz de çocuklar. Onlar da bizden çok şey öğrenirler. En azından ülkelerinde zor durumda kalmadan hayatlarını bizde de devam ettirebilirler. Biz onlardan neler öğrenebiliriz? Örneğin onların yemek kültürlerini öğrenebiliriz, yemeklerini öğrenebiliriz. Diğer gelenek göreneklerini öğrenebiliriz. Düğünlerini nasıl yaptıklarını öğrenebiliriz. Oyunlarını öğrenebiliriz. Folklor oyunlarını öğrenebiliriz. O ülkenin giysilerini öğrenebiliriz ve nasıl bizim ülkemizin de güzel özellikleri vardı, onların da kendi ülkelerinde ne gibi özellikler olduklarını onlardan öğrenebiliriz. Böylece bizim de bilgimiz artar. İnsanlar hangi durumlarda ülkelerinden göç edebilirler? İşaretleyin. Evet, şimdi anlattığımız konuyu pekiştirici çalışmamızı yapalım. Birincisi, insanlar kendi ülkelerinden okumak için göç edebilirler. Evet, doğru. Bakın, savaş çıktığında göç edebilirler. Yemek yemek için göç ederler mi çocuklar? Dokunalım, öğrenelim hadi. Hayır, demek ki sadece yemek yemek için başka ülkelere gidilip o ülkeye yerleşilir mi? Değil tabii. Zorunlu hallerde kalınırsa diğer ülkelere göç edilir. Çalışmak için tabii olabilir. Evet. Peki, oyun oynamak için olur mu? Arda ve ailesi uzun zaman boyunca farklı ülkelerde yaşamışlardı. Babası Arda'nın Türkiye'de okumasını istiyordu. Bu yüzden Türkiye'ye yerleştiler. Arda'ları Türkiye'ye göç etme sebebi nedir? Evet, parçayı dinlediniz çocuklar. Burada kısacık bir metin var. Bir de ben okuyayım size. Arda ve ailesi uzun zaman boyunca farklı ülkelerde yaşamışlardı. Babası Arda'nın Türkiye'de okumasını istiyordu. Bu yüzden Türkiye'ye yerleştiler. Arda'ların göç etme sebebini aşağıdaki seçeneklerden bulalım çocuklar. Arda'nın hasta olması mı? Oradan hayır dediğinizi duyar gibiyim. Babasının Arda'nın Türkiye'de okumasını istemesi mi? Evet dediğinizi duydum şimdi. Yoksa Arda'nın çalışmak zorunda kalması mı? Hayır canım. Bir çocuk dışarıda çalışır mı? Hayır. Bir çocuk sadece evde derslerine çalışır. Değil mi? Ailesine yardım eder. O kadar. Öyleyse doğru seçeneğimiz hangisiymiş çocuklar? Babasının Arda'nın Türkiye'de okumasını istemesiymiş. Dokunuyorum. Doğru. Değişik ülkelerde yaşayan insanların farklılıkları nelerdir? İşaretleyin. Bakalım. Çocuklar, diyelim ki başka bir ülkeden bir insanı siz dışarıda gezerken görseniz, "Aa, bu yabancı birisine benziyor." diyebilir misiniz? Bence diyebilirsiniz. Yabancılara biz hemen hemen dış görünüşlerinden, fiziki görünüşlerinden ve giyinişlerinden aslında tanıyabiliriz. Örneğin dinleri. Bu insanları, yabancı insanları, yabancı demeyelim de başka ülkelerden göç etmek zorunda kalıp da ülkemize gelmek zorunda kalan insanları biz gördüğümüzde nelerinden tanırız? Bakın, evet, dinleri bizim dinimizden farklı olabilir. Yemekleri bizim yemeklerimizden farklı olabilir.
Kıyafetleri de bizden farklı olabilir. Bakın burada görüyor musunuz? Dünyanın çeşitli ülkelerindeki insanların farklı farklı giyimleri çocuklar. Dilleri tabii ki Türkçe konuşmazlar. Onların da kendilerine özgü dilleri vardır. Evet, bayrakları çocuklar. Bayrakları da bizden, bizim Türk bayrağımızdan farklıdırlar. Evet, böylece göçmen bir insanın, göçmen birisinin nelerinden tanıyabildiğimizi burada birlikte görmüş olduk. Bu arada çocuklar, sizinle Atatürk'ün hayatına da değinmek isterim. Çünkü Atatürk'ümüz de bizim ülkemizin en büyük değerlerinden ve en çok saygıyı hak edenlerinden birisidir. Atatürk'ümüzü çok iyi tanımamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi izliyoruz hep birlikte. Üzerinde birçok ülkenin olduğunu bir önceki derslerimizde öğrenmiştik. Her ülkenin bir kurucusu vardır. Yaşadığımız ülkenin, Türkiye'mizin kurucusu Atatürk'tür. Bugünkü dersimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını öğreneceğiz. Atatürk de sizin gibi küçücük bir bebek olarak dünyaya geldi. 1881 yılında o zamanlar Türk toprağı olan Selanik'te doğdu. Atamızın doğduğu ev şu anda da Türk toprağı sayılmaktadır. Resimdekiler kimler olabilir? Evet çocuklar, kimler olur? Hadi söyleyelim. Bakın, burası Atatürk'ümüzün doğduğu ev. Bunlar da Atatürk'ümüzün annesi ve babası. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey. Annesi ve babası küçük bebeklerine Mustafa adını koydular. Onu çok sevdiler. Mustafa daha okula yeni başlamış, küçücük bir çocukken babası öldü. Bu yüzden annesiyle birlikte dayısının yanına giderek okulu bırakmak zorunda kaldı. Ancak okumayı çok sevdiğinden annesi Selanik'e dönerek onu yeniden okula kaydetti. Hayatımızda biz de zorluklarla karşılaşabiliriz. Zorluklar bizi yıldırmamalı. Atamızı örnek almalıyız. Mustafa çok çalışıyor, derslerde çok başarılı oluyordu. Öğretmenleri onu çok takdir ediyordu. Yaşından büyük insanlar gibi düşünüyor, hareket ediyordu. Matematik öğretmeni ona olgun, eksiksiz, yüksek değerli anlamına gelen Kemal adını verdi. Atamız bu ismi ömür boyunca kullandı. Mustafa Kemal hep asker olmak istemişti. Okullarını bitirince subay oldu. Savaşlara katıldı. Çok başarılı oldu. Bu sırada ülkemiz yabancı ülkeler tarafından işgal edildi. Atamız Türk halkını yanına alarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Atamızın komutanlığında ordumuz büyük bir zafer kazanarak özgürlüğümüzü elde etti. Evet. Ve Atatürk'ümüz özgürlüğümüzü elde ederek Türkiye Atamız yeni bir devlet kurdu. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçildi. Savaştan çıkan yoksul ülkemizi kalkındırmak için halkımızla birlikte çok çalıştı. Halkımıza örnek oldu, önderlik yaptı. Türk halkı onu çok sevdi. Atasına Atatürk soyadını verdi. Kısacık ömrüne savaşlar ve zaferler sığdıran atamız hastalandı. Hastalığa yenik düştü. Öğretmenim, dedem beni buraya götürdü. Dolmabahçe Sarayı. Evet Ege, atamız 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe'de vefat etti. Ama biz onu hiç unutmadık. Yaptığı işlere saygı duyduk. Hep onu örnek aldık. Türk halkı çok sevdiği atasını Ankara'da Anıtkabir'de ülkemizin tam kalbinde saklıyor. Hayır,
sevmek, ona üzülmek değil, onu çok iyi tanıyarak her yaptığımız işte onu örnek almaktır. Atamızı tanıdıkça onun gibi güçlü ve başarılı olacağınıza inanıyorum. Çünkü atamız çocukları çok severdi. Kurduğu ülkemizi size emanet etti. Çok çalışarak ona layık olacaksınız. Atanızın, annesinin ve babasının resimlerini aile ağacına taşıyın. Hadi taşıyalım. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey. Atanızın kimlik bilgilerindeki boşlukları tamamlayın. Doğru bilgileri uygun yerlerine sürükleyin. Evet çocuklar, Atatürk'ümüzün de aynı sizin TC kimlik kartlarınız gibi onun da bir TC kimlik kartı vardı. O zamanlar onun zamanındayken kimlikler kart şeklinde değil bu şekilde defter şeklindeydi. O zamanki kimliğin adı da bakın çocuklar eski dilde nüfus hüviyet cüzdanıydı. Peki yerleştirelim. Adı Mustafa Kemal. Soyadı Atatürk. Doğum yeri Selanik. Doğum tarihi 1881 çocuklar. Anne adı Zübeyde Hanım. Baba adı Ali Rıza Bey. Atınızın kişilik özelliklerinin yazıldığı yaprakları yerlerine taşıyarak çiçeği tamamlayın. Evet çocuklar, bir kere Atatürk'ümüz çok çalışkandı. Tam yerini bulmamız gerekiyor değil mi? Bakalım. Evet. Atatürk'ümüz çok vatanseverdi. Eşini bulmamız gerekiyor. Peki. Atatürk'ümüz çok zeki bir insandı. Ve Atatürk'ümüz çok olgun bir insandı. Ve Atatürk'ümüz çok... Bakalım. Her yönden güçlü bir insandı. Alp ve ailesi 10 Kasım'da Anıtkabir'e gittiler. Anıtkabir nerededir? Anıtkabir bizim baş şehrimiz Ankara'dadır çocuklar. Atatürk'ün hayatıyla ilgili olayları sürükleyerek ölüş sırasına göre sıralayın. Evet. Burada ilk sıra Atatürk'ün doğduğu bölüm. 1881'de Selanik'te doğdu. Evet. Daha sonra çeşitli okullara giderek çeşitli okullarda okudu, subay oldu. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Cumhurbaşkanı oldu. Atatürk soyadını aldı. Ve Dolmabahçe Sarayı'nda aramızdan ayrıldı. Kontrol edelim bakalım sıralamamız doğru mu? Doğruymuş çocuklar. Evet bugün de Atatürk'ümüzün hayatını da içine alan konularımızı bitirdik. Sabırla dinlediğiniz için hepinizi çok kutluyorum. Bugün çok güzel konularımız vardı hayat bilgisinden ve çok şeyler öğrendiğinize inanıyorum. Bu videomu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalınız.